Tekrar hoş geldiniz Popstar'a. Tüm hızıyla devam ediyor. Sadece 6 yarışmacımız var biliyorsunuz ve bu akşamın sonunda 6 yarışmacıdan maalesef bir tanesi Popstar'a veda edecek ve Popstar'lık hayalleri onun için bu haftalık, bu sezonluk bitmiş olacak. Şimdi sırada kim var? Arkada sonuncu görmüşüz bile. Sonuncu yarışmacımız Günce. Seni görüyoruz Günce. Evet. Merhaba. Merhaba Günce. Nasılsın? Teşekkürler, siz? İyiyiz vallahi. Ağlayacak mısın bu hafta? Hiçbir zaman ağlayacağım diye çıkmamıştım. Hep tesadüfler. Tesadüfen oldu değil mi geçen tesadüfler, hafta? Her şey üst üste gelince. Peki. Hazırsan kontrol sende diyoruz. Seni hazırım. Buraya davet ediyoruz. İşte Günce de geldi. Ne söylüyor Halise Günce? Sezen Aksu'nun Kusura Bakma parçasını okuyacaktır. Değil mi? Değil hemen mi? Mikrofonu düzeltelim. Evet. Sen o sırada onu tak. Şunu indiriyoruz galiba. Sen kaldırıyoruz. Tamam. Kaldırıyor musun? Nasıl? Daha çok. Daha çok. Evet. Bu çok. Tamam. Okey. Mikrofonu da hazır. Alkışlar lütfen. Tebrik ediyoruz Günce. Gitarını yerden aldın. Evet. Tamam peki sen gitarını bir yerlere koy. Biz de hemen jüri üyelerimize bir dönelim. Bir derin bir sessizlik var jüride. Düşünceler içindeler sanki. Kaç? Altı mı o? Yıldız Tilbe'den 6 geldi. Çok neden, teşekkür ederim. Neden Yıldız Hanım? 10 üzerinden 6. Neden? Evet. Neden 6? Bence 6 puan hak ediyor Günce. Günce. Evet. Kıyafetin çok şeker. Çok teşekkür ederim. Saçların çok güzel. Günce çok profesyonelce söylüyor. Severek söylüyor. Yaptığı evet. işi seviyor Arda gibi. Anıl. Anıl. Anıl gibi evet. Anıl da çok severek söylüyor şarkı. Günce de öyle. Şarkı söylerken çok mutlu gördüğüm kadarıyla. O kadar. 6 veriyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Armağan, profesyonelce deyince Yıldız Hanım Armağan da böyle yaptı. Sanki katılıyormuş çünkü gibi. Çünkü bugüne evet. kadar Yıldız Hanım hep, Yıldız Hanım'a hep konuşmuyor dendi. Oysa ki Yıldız Hanım cümle arasında çok önemli şeyler söyledi. Bugüne kadar hep Günce'ye çok profesyonel şarkı söylüyorsun derken aslında benim söylediğim şeyi söylüyor Yıldız Hanım. Ama ben çok affedersiniz bunu mahalle ağzıyla kavga ederek söylüyorum. Yıldız Hanım bir cümle söylüyor. Yani. Evet. Yıldız Hanım Günce'nin elbisesini çok beğendi. Mesela Günce Hanım televizyona çıkarken o elbisenin tarayacağını bilmiyor mu? O elbise tarıyordur muhtemelen şu anda. Tarıyor mu yönetmenimize bir tarıyordur. Soralım. Tek Yaşa Bey. Taramaması mümkün değil. Tarıyordur o elbise. Yani bu görüntüde bir bozukluk oluyor bu tip kıyafetler giyildiğinde. Pırr pırr diye oynar. Var mı Pek Yaşa öyle bir şey? Yani oynar. Bu elbisede oynamaması mümkün değil. Hem dikkatini kırmızı çekmedi, hem puantiyeli. Tarıyordur. Anladım. Tarıyordur bu elbise. İlk defa ben... Barkoda var taramıyor diyorlar. Barkodan taramaz, ekrandan tarar. Oradan seyrediyorlar, bir görüyorlardır. İlk defa ben Günce'nin popstar adayı olarak geldiği görüntüleri ilk defa seyrettim. Evet. Eğer bu kadar dışına çıkıp bakabilseydim... Evet. Günce'ye asla geçer not vermezdim. Ben Günce'ye geçer not verenlerin en başında geliyorum. Çünkü Günce orada şarkı söylerken görev yerine getirmiş. Öyle bir söylemiş ki şarkıyı, şöyle söylemiş. Hani aslında umurumda değilsiniz ama birisi de bana bu yarışmaya katılmam gerektiğini söyledi. O görüntüde seyrederken dehşete kapıldım. Hakikaten dehşete tabii kapıldım. Tabii geleceğiz bir saniye. Bir şey söylemek istiyorum diyor. Söylesin ki, mi? Tabii ki. Tamam. Ben hazırladığım şarkılar slow'du. Genelde öyle şarkılar söylüyorum. Orada siz bana böyle ortamı ısıtmak için nasıl bir hareketli şarkı söylersiniz deyince hemen aklıma bu şarkı geldi. O yüzden onu söyledim. Yani o şarkıyı hazırlayarak gelmemiştim aslında. Sizden böyle bir rica talep gelince ben de onu söylemiştim. Yani biraz size karşı görev gibi oldu. Siz profesyonel anda şarkı söyleyen birisiniz.
Kaç yıldır sahneye çıkıyorsunuz? 9 yıl önce başladım ama hepsinde değildi tabii. Peki 9 yıldır sahneye çıkıyorsunuz. Belli bir repertuarınız dahilinde olmayan, seyirciden istek geldiği zaman da böyle görev mi yerine getiriyorsunuz? İstek gelince tabii seyirciyi memnun etmek için, o benim görevim. Evet. Göreviniz. Görev yapıyorsunuz yani. İsteği yerine getirmek, hem onları mutlu etmek, o benim görevim tabii. Ben oraya çıkıp para kazanıyorum. Ha, bütün her şey para kazanmak için. Hayır, yani onlara bir istedikleri hizmeti en iyi şekilde vermem gerekmiyor mu? Hizmeti. Yani hizmet demeyelim, başka bir şey de diyebilirsiniz. Aklıma şu an o kelime geldi. Popstar olmanın ve şarkı söylemenin asla bir hizmet olmadığını, onun çok içten gelen, az evvel Yuhan'ın söylediği gibi bir ateş, bir istek, ben bu sahnede olmalıyım duygusu olduğunu düşünüyorum. Bütün bunların görev ve hizmet olarak tanımlanmasını çok yanlış buluyorum. Popstarlıktan bahsetmiyorum. Siz barda istek gelince dediniz de o yüzden. Aynı şey. Orada da şarkı söylemek için varsınız. Siz zaten o şarkı söylemenin karşılığını o şarkı söylediğiniz yerin patronundan alıyorsunuz. Sizin göreviniz başka bir şey. Ben istek istendiğinde çok söylemeyi bilmediğim bir şeyi bile, yani birazcık falan söyleyeyim diye insanları memnun etmek için söylüyorum. Yani siz beni konuşturup benim söylediklerim içinde bir şey aramaya çalışıyorsunuz. Yani niye bu kadar üzerime geliyorsunuz anlamıyorum. Ben sizin üzerinize gelmiyorum. Sadece gördüğüm şeyleri... Buraya hep beni stresli çıkarıyorsunuz. Yani ben stres yaşamak istemiyorum. Gayet güzel şarkımı söylüyorum. Yani Yıldız Sibel çok güzel söylüyor. Gerçekten mutlu oluyorum ben. Yani müzik benim hayatım. Özellikle kendi bestelerimi söylerken. Yani dünyanın en mutlu insanı benim sanki. Öyle olur. Her şeyi unutuyorum. Bütün ağrımı, sızımı. Her şeyi unutuyorum. Ne zaman? Kendi bestelerini söylediğiniz zaman mı? Şarkı söylerken, beste kimse söylerken. Kimse sizden istek istemediği zaman mı? Yo, istek istenince de. Hatta onları memnun etmek için yani daha çok alkış falan geliyor. Yani o zaman da çok mutlu oluyorum. Ha, görevinizi yerine çok güzel görev yaptınız mı diyorlar? Yani bir şeye takılıp bir şey bulmaya çalışıyorsunuz ama yani görev ağzımdan öyle çıkıvermiş olabilir. Yani niye bunu ağzınızdan öyle çıkıvermiş olamaz Günce Hanım. Eğer popstar olacaksanız sağında Türkiye'nin divası oturuyor. Solumda Türkiye'nin en büyük popstarlarından bir tanesi oturuyor. Onlar bütün hayatlarını ve bütün söyledikleri her şeyi düşünerek söylüyorlar. Eğer ağzınızdan hiçbir şey çıkamaz. Ağzınızdan çıkacak her şey, bakın Hadise de yanınızda. Ağzınızdan çıkan her şey sizin aleyhinize ya da lehinize yazılan bir şeydir. Yok öyle bir şey. Sizin artık öyle bir lüksünüz yok. Yok, maalesef ki yok. Bak Hadise kafasını sallıyor. Sizin artık öyle bir lüksünüz yok. Siz artık, çok özür dilerim, mahalle arasında şarkı söylemiyorsunuz. Siz şu anda bütün Türkiye'ye şarkı söylüyorsunuz. Ve maalesef ki ağzınızdan çıkan her kelimeden siz sorumlusunuz. Farkında mısınız? Görev kelimesi sizin ağzınızdan çıktı. Ben de evet görevim dedim. Yani istek yapıldığında onu söylemek benim görevim olmuyor mu? Yani niye bunu kavram kargaşası haline getiriyoruz? Ya sadece Haline getirmiyorum. Kavram kargaşası haline getiren sizsiniz. Siz jürinin üstüne oy almayı çok iyi biliyorsunuz. Çünkü siz profesyonel bir oy avcısısınız. Ben notumu vereyim. Öyle olsaydı Armağan abi söz veriyorum, söz veriyorum derdim. Armağan abi ve söz veriyorum çok başka bir şey. Benimle şu tartışmaya girmek çok daha zekice bir şey. 4. 10 üzerinden 4 verdiniz. Esasında ilginç Armağan, çünkü birçok başka yarışmacıya da 4 verdiniz. Demek ki performans olarak çok kötü bulmuyorsunuz. Öyle değerlendirebilir miyiz? Ben performans olarak kötü bulmuyorum. Evet. Ama şu seyrettiğim şeyi daha önce görmek isterdim. Aslında kendime kızıyorum. Bu seyrettiğiniz görüntüleri daha evvel görseydim Günce'yi bu yarışmaya almazdım mı diyorsunuz? Günce'nin geçer not alması, geçmesini istemezdim. Bu 10 kişinin arasında olmasını istemezdiniz. Peki, Bülent Hanım. Yani... ne diyeyim şimdi? Biz de merak ediyoruz şimdi ne diyeceksiniz diye. Geriliyorum tabii böyle. Dinlediniz. Evet. Demek ki ben de da 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 yaptığım vakit başkaları geriliyor. Şimdi ilk defa gerildiğimi hissettim. Allah kolaylık versin insanlara. Mesela siz bir seyirci sizden sahneye çıktığınızda bir şarkı istediğinde bunu şöyle mi adlediyorsunuz? Bu benim görevim. Şimdi görev sayılır, evet buyurduğu gibi.
Hakikaten... Yıldız Hanım'ın söylediği duymadı. Çok özür dilerim. Hayır, söyledi. Yıldız Hanım da görev dedi. Görevdi. Görevimiz dedi yani bir yandan. Bu aklın yolu bir. Bu bir görevdir. Görevdir bizim için. Anlıyorum. O zaman Günce haklı mı diyorsunuz? Yani, bu görev olarak görev algılanabilir. İşte söylüyor zaten. Evet. Yani ben de aynı şeyi söylüyorum. Siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Sahnede hiçbir... Bizim için bir görevdir. Halkın arzu ve... Hatta emir telakki ediyoruz efendim deriz. Yani. Evet ama sizin söylediğiniz görevle... ya da Yıldız Hanım'ın söylediği görevle Günce'nin söylediği görev arasında alt metin olarak çok büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Siz görev olsa da o şarkıyı söylemekten keyif alıyorsunuz. Tabii hissetmek ben de lazım. Bunu söylüyorum. Hissetmekten söz ediyorum. Hissetmek. Yani oradaki söylemek istediği hakikaten şurada şeyi gördüm. Yani böyle çok affedersiniz sakız çiğner gibi yani. Elin böyle, ucuyla. Yani laf olsun diye böyle sanki okunmuş gibi. Halbuki o değil. Çok iyi bir sesi var. Sesini iyi kullanıyor. Profesyonel. 9 sene boşuna geçirmemiş yıllarını. Evet. Ama orada neden öyle olmuş anlayamadım ben. Yani 10 saniyelik, 12 saniyelik bir şey, görüntüydü. Evet. Fakat bu da bunda da bir şey aramak lazım tabanda. O günden bugüne bir şeyler yani değişmiş. Tabii elinin ucuyla yapmıyor da parmaklarıyla yapıyor diyelim. Hayır okuyuş itibariyle. Şimdi ben oraya takıldım mı bana sormayın artık. Yıldız Hanım'a sorun, Yuhan'a sorun. Ya ben oraya takıldım artık yani. O görüntü aklında yer etti. O görüntü benim şimdi aklımdan gitmiyor. O yüzden bana sormayın artık. Yani ben ama o... ne yapalım şimdi öldürelim mi ayol çocuğu? Ben ona kızmıyorum ki ben kendime kızıyorum. Ya ben o gün orada... O görev halinde hani... Zaten hani, seçerken ne kadar zorlandık bilmiyor hani musunuz siz de, yani? Siz de bunu benden tamam istediniz. Işte bu, kıyamet kopuyor. Üçüncü Dünya Harbi tamamdır bu dedik mi ya? Siz de bunu benden istediniz. Alın başınızı çalın. Çünkü az evvel siz jüri olarak benden hareketli bir şarkı istediniz. Ben de onun üstüne bunu yo, söyledim. Onu yapmaz. Dedi. Hani o siz de bunu benden istediniz. Alın başınızı çalın. Bu şarkıyı görmediğim için... Hakikaten şu anda kendimden nefret ediyorum yani. Yok yok öyle değildir. Peki Günce bir şey söylemek istiyor musun? Sen belki şimdi bir şey söylemeye de çekiniyorsun çünkü... Ay şimdi oradaki heyecan, orada şimdi ya birden böyle karşımıza 4 kişi yani böyle çok büyük insanlar onların karşısına çıkıyoruz. Onlar benden bir şey istediler. Allah ne yapacağım şimdi? O stres de var yani o başka bir şey. O ortam orada seçilme, seçilememe heyecanı falan onlar başka bir şey. Yani niye, onlara göre değerlendirilmek niye istiyorum. Niye SMS almaya gelince hiç ortam başka olmuyor maşallah. SMS almak. Tabii SMS almaya gelince hiç... maşallah Fenerbahçe'yi bile kullanıyorsunuz Allah aşkına yani. Olur mu hiç Fenerbahçe'ye bile nefret ediyorum diye bir şey çıktı ağzımdan yani. Neredeyse olur mu kesinlikle Fenerbahçe'yi çok seviyorum falan demedim ki. Allah'a şükür SMS almaya gelince hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Vallahi o zaman heyecan öyle bir yok kaygım mu? Yok gerçekten. Allah'a şükür hiçbir sadece fırsatı... iyi söyleme kaygım yani yok. Yani Allah'a şükür Süper Lig şampiyonluğunu bile kaçırmıyorsunuz. Onu bile kullanıyorsunuz Allah'a şükür yani. Ligin başından beri istediğim bir şeydi bu. Tesadüfen bu da... öyle oldu. Yani ben gerçekten haksız olduğumu biliyorum. Yani buraya çıkınca şimdi ne alakası var onun? Ama tutamadım kendimi ya. Bu benim için çok büyük bir olaydı. Çok ağladım. Gerçekten haksızım. Babam eleştirdi, annem eleştirdi, herkes eleştirdi. Bir tane çıkıp da aferin Gülce çok iyi yaptın diyen bir insan bile olmadı. Canım beşer şaşar insanoğlu. Hiç kimse yani, Allah değil tövbe haşa. Işte, herkes yanılabilir. Oldu bir kere evet. Hata yapabilir. Hatasız kul olmaz Orhan Bey'in de yazdığı gibi. Hata yapmış olunabilir. Siz daha çok gençsiniz. Sizin büyükleriniz de hata. Hepimiz hata yaparız. Efendim düzelmesi önemlidir, mühim olan. Ayrıca madem ki onları kullanabiliyor, şimdi bir parantez açarsak, soruyorum yüksek sesle düşünürsek. Bu da bir zeka değil mi? Bir stardan beklenilen bir zeka değil mi? Onu bile hani bir artıya çevirebilmek babında. Bu da o, ilginç bir konu. Kesinlikle. İlginç kesinlikle bir konu, oy almak için yarışan bir yarışmacının göstereceği büyük bir zeka. Çünkü bizim... Ama ben hiç birinci olmadım. İkinci de. İki oldum, üç oldum, hayır, dört oldum, beş oldum. Hayır, olabilmek adına. Olursunuz, olmazsınız. O ayrı. Ama insan ama, bir bakar. Her şeyden size artı yazsın babında. Size artı yazabilmesi adına onları kullanabilmeniz de bir zeka ürünü değil mi sizce? Beni aydınlatır mısınız? Evet, doğrudur. Yani. Bir zeka ürünüdür. Doğrudur. Ama o zaman ne kadar... doğru oy vermişizdir, onu tartışırız. Peki ben bir şey merak etmek istiyorum. Çok önemli bir konu Bülent Hanım bu. Bir star zeki de çok son zeki derece, de olmalı mı? Son bir zeki derece. Olmalı. Evet. Her şeyden önemli. Mesela ben Sayın Bülent Ersoy'un söylediği görev ile evet.
Güncan'ın söylediği görev arasındaki farkı algılayabiliyorum. Hı hı. Çünkü Bülent Hanım o görevi öyle bir anlamda ve öyle bir cümle içinde kullanıyor ki o görev başka bir görev. O görev şu görev. Ben bunu zevkle söylerim. Çünkü oraya gelen müşteri benim veli nimetim görevi. Aynen öyledir. Aynen öyle. Ama o görev... Saygı içeriyor. O görev, bu görev o görev. Ama o görev istediler söylerim görevi ki aralarında dağlar peki nereden var. Biliyorsunuz öyle olduğunu? Bu sizin düşünceniz tabii. Tabii ki benim düşüncem. Evet. Ben algıladığımı söylüyorum. Sizin konuşmanızdan ne algıladığımla Bülent Hanım'ın konuşmasından algıladığım şey aynı. Bülent Hanım zaten üslubu daha benden bin kat daha kuvvetli olan bir insan. Siz de eğer popstar adaysanız üslubunuz çok güçlü olmalı. Şimdi buradaki görev yanlışsam beni hemen lütfen düzeltin de insanlara karşı da hata yapmayalım. Şimdi acaba demek istediğiniz şu mu? Sanki memurlar misal hep vazifelerini giderler, yaparlar ama nasıl söyleyeyim bir yani hata yani içinden böyle gelmez. Bir iştiyakle, bir muhabbetle artı bir şey katmak istemez. Görevini yapar. Bu benim önüme konan görevdi. 5 olur gider. Onu saat 6 ise 6'ya bir kalada üstünü giyer ve gider. Çıkar gider. Bunu söylüyorum. Bunu söylemek. Siz öyle mi hissettiniz Bülent Hanım? Burada söyler. Öyleydi ama. Yanlış. Ha, oradaki, orada öyleydi. Tabii ama bugünkü performansı için soruyoruz tabii ki. Yani o günkü kötü olabilir ama tabii biz de o gelişmeyi görmek istiyoruz. Sizce bir gelişme var mı? Yani düzgün okuyor ama onun dışında... Yani düzgün okuyor, onun dışında bir şey bilmiyorum yani. Söyleyemiyorum. Keşke söyleyebilseydim. Kaç veriyorsunuz? Yani işte... O da düzgün okuduğu için. Seviyorum, saygısını seviyorum. Ne bileyim yani 7 veriyorum. 10 üzerinden 7 veriyor yani, Bülent Ersoy'da. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Ve Johan. Every week we get the same discussions about Günce. Her hafta Günce hakkında aynı tartışmalara giriyoruz diyor. So with all respect to Armağan because I really love him. Armağan'ı çok seviyorum. Bütün saygımla söylüyorum tabii bunu. He is really professional. Bence o bir gerçek bir profesyonel. But I'm sorry Armağan. I think that already from the first week or the second week you're not judging Günce but I think you just hate her. Üzgünüm Armağan ama üzgünüm Armağan ama sen çok profesyonel bir insansın. Bunu kabul ediyorum. Fakat sen ilk bölümden itibaren Günce'yi eleştirmiyorsun. Sadece ondan nefret ediyormuşsun. İntibanı alıyorum senden diyor. I'm sorry to say that with all respect, but... Yani yine saygımı burada belirtmek istiyorum Armağan profesyonelliğine karşı. Ama bunu, bu benim hissettiğim şey bu diyor. I'm not gonna go in detail because we did it already a few weeks. Çok detaya girmeyeceğim. Birkaç haftadan beri bu konu üzerinde zaten tartışıyoruz. To tell Armağan very clear, he will never convince me about what he tries to do. Ama Armağan'a şunu... Armağan'a şunu söylemek istiyorum ki yapmak istediği şey konusunda beni hiçbir zaman ikna edemeyecek diyor. Because what I see is a very talented, beautiful young girl. Çünkü ben çok yetenekli genç bir kadın görüyorum diyor. She plays the guitar and this is something very important. This is something I want to say. We talk always about being 9 years in music industry doing business with music. Biz onun 9 yıldan beri bu işin içinde olduğunu söyleyip duruyoruz diyor. I think if Günce would do this only for the money, I think she could choose a much more easy job. Eğer Günce bu işi sadece para için yapsaydı yapılacak çok daha kolay işler var para kazanmak için. Then she could diyor. Go and work in an office from 9 to 5. She could 9-5 bir ofiste çalışabilirdi diyor. Much more easy. Çok daha kolay at işler. Night, working at night. Not for Turkey. Armağan, let me finish. Not please. For Turkey. Okay, maybe. Yeah, geceleri ofisten kazanılan parayla ona yetmiyor. Yani ofisten kazanılan parayla şarkı söyleyerek kazanılan para arasında çok büyük fark yani, var. Yani sevmeden yapılacak iş değille getiriyor Taksim'deki zannediyorum. Taksim'deki bir şeyde okusa, barda. Gecede barda 250 bin lira alır. Ayrıca şuna cevap vermek isterim. Nefret ediyor Günce'den dedi. Evet. Hani duygularımı tatmaya çalışıyorum. Bir kere... Şundan hiç gocunmuyorum. Tabii ki bir jüri üyesiyle 6 haftadır ya da biz kaç haftadır yayındayız? 6 haftadır evet. Yayındayız.
6 haftadır sahneye çıkıp performans gösteren herhangi birisi arasında bir sevgi ve nefret ilişkisi olmasını hiç de garipsemiyorum. Ben de herhangi bir yarışmacıyı sevebilirim, herhangi bir yarışmacıdan nefret edebilirim. Herhangi bir yarışmacı üzülebilirim, sevebilirim. İnsanım sonuçta. Ve ben burada insan kimliğimle oturuyorum. Jüri üyesi kimliğim çok arka tarafta. Nefret de edebilirim, sevedebilirim, sevmeyebilirim. Çok insanca bir duygu olabilir. Dışarıdan öyle gözüküyorsa belki de Yohan'ın gördüğü doğrudur. Belki de orada oturan arkadaşın gördüğü doğrudur. Ben de onlar gibi insanım ve çok insani bir duygu nefret etmek öyle görünüyorsa belki doğrudur, peki. Belki de değildir. Ben bunu kabul etmiyorum. Hiçbir sakıncası yok benim için. Ben hiç kabul etmiyorum bunu. Buyurun Bülent Hanım. Çünkü neden diyeceksiniz? Yani o kendisini beyefendi son derece güzel bir şekilde müdafaa edebilme yeteneğine sahip buyurduğunuz gibi. Ama burada biri giderken en fazla gözyaşı döken Armağan. Evet öyle. Evet öyle. En çok Armağan Bey üzülüyor. Demek oluyor ki son derece ruhunun derinliklerinde hümanistlik yatıyor. Evet ama bir dakika, nefret etmek ben de ben nefret edeceğini zannetmiyorum. Nefret etmek de son derece insani bir ilişki kurmak olabilir yani evet. Ama eğer hiçbir şey hissetmiyorsanız bugün gitse en çok gözyaşını o dökecektir. Sanmıyorum. Yani aslında Armağan'ın ben Günce'yi kendisi dedi ya. Nefret etmek de bir ilişki kurma biçimidir. İlişki kurma biçimidir. Armağan'ın Günce'yi çok beğendiğine inanıyorum ben aslında. Öyle mi Armağan? Evet. Acaba bu taktik mi yani? Feci beğeniyor yani bence. Gerçekten mi? Bilinç altında mı yoksa bilinçli yani, olarak? Çünkü biliyorum ben öyle değerlendiriyorum. Yani, like Miss Diva gerçekten seni çok beğendiğini bu hakikaten de yani bir taktik de olabilir. Bu da bir başka. Evet. Öyle mi Armağan? Bir şey söyleyeceğim. Bu resmen kazansın diye ne oluyor ya? Nefret etmek de, üzülmek de, nefret etmek de bir ilişki kurma biçimidir. Diyor. Çok net söylüyorum o zaman. Çok net ondan soruyorum. Ondan mı yapıyorsunuz Sayın Müdür Bey? Çok net soruyorum. Ha, nasıl oluyor bir gün türkü söyleyeceğim. Müdür Bey yeşil kürkü. Armağan Bey. Buyurun. Net soruyorum. Seviyor Osman musunuz Günce'yi? Osman Bey buyurun. Seviyor musunuz Günce'yi? Gizli bilme ilgili bir şey mi var? Günce'yle ilgili evet. Hiçbir şahsi sorunum yok. Kimin niye şahsında olsun? Sorununuz peki? Niye olsun? Yani Günce Hanım'la ilgili hiçbir şahsi sorunum yok. Evet. Benim sorunum başka bir yerle. Ah. Kimle? Başka neyle? Benimle. Şarkı söyleyen Günce Hanım'la. It's şarkı söyleyen Günce'yle problemi var diyorsunuz. Peki. It's not a problem. It's not a problem but it should be clear. Because people get influenced by this. Bu bir problem değil ama tabii bunun netleşmesi lazım çünkü insanlar so, söylediğiniz şeylerden etkileniyor. I'm very proud. I'm very proud of Armağan that today that he explains and that it might be true that it's about an emotion he feels but it has nothing to do with a pop star. But I'm proud of him that he can admit. Armağan gerçekten gurur verici bir hareket yaptı diyor. Bunu açıklayarak benim kişisel şahsiyle ilgili bir problemim yok. Onun pop starlarıyla ilgili bir problem var dedi. So, now going back to Günce. Günce'ye geri dönecek olursak. That's why we are here. Like I said, 9 years working in a bar. 9 yıldan beri bir barda çalışıyor. You never will convince me that you don't only do this for the money. It's impossible. Bu sadece para için yapılacak bir iş olduğuna beni ikna edemezsiniz diyor. Second thing is. İkinci olarak da. Playing guitar. This is something nobody talks about. Gitar, Günce'nin gitar çalması hiçbirimizin bahsettiği bir şey değil this diyor. This is something you cannot learn. Bu öğrenilebilecek if bir şey değil diyor. If you don't love music, if music is not in your heart, you yok, can't play any instrument. Eğer it's impossible. Müziği yüreğinizde hissetmiyorsanız hiçbir enstrüman çalamazsınız peki diyor. Peki ben Yohan'a bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Şu anda az evvel Anıl'a bir soru sordu. Ben sende o ateşi görmüyorum. Anıl'da mı o ateş daha fazla, Günce'de mi daha fazla? Anıl mı o günden bu yana daha çok değişti, Günce mi o günden bu yana daha çok değişti? Kimde ateş daha fazla? This is only one thing. I didn't talk about the fire, I was talking about the guitar. Ben gitardan daha henüz bahsetmiyordum. Ateşten bahsetmiyordum, gitardan bahsediyordum dedim. It's because Armağan always says that she's fake. That's what he says, she's fake. Armağan sürekli Günce'nin sahte olduğunu söylüyor. So I never will believe this. Buna hiçbir zaman inanmayacağım. Because she proves it every week again. The guitar,
The way Çünkü she her sings, hafta bunu okay, ispatlıyor. There are still some problems. She's not perfect yet. We all know mükemmel that. Mükemmel değil. Benim de bazı problemlerim var. But, güncelle ilgili ama mükemmel değil diyor. But none of them is yet. Ama hiçbiri şu ana kadar mükemmel değil zaten. Of course, Günce can approve. Günce'nin de gelişebileceğine inanıyorum. And there are a lot of things to work on. Ama bir dakika. Çünkü birçok şey var çalışması gereken. Bu hafta başka bir şey tartışıyoruz. But for me, the most important thing is hafta altı yani. The talent. Evet yani. The talent is there. She has the talent. Bence and yetenekli. Ben yeteneğini görüyorum diyor. Ya, and in this competition, and in this competition, there were two people with international potential. Hafta altı. Sixth week. This is the sixth week. Yes. Diva says. Yeah, but I am here also. Please don't misunderstand me. I'm not here to find Turkish artists to become popular. My goal is to find artists and to judge artists who can become big in Turkey, but who can also cross the border and go to Europe. Benim amacım burada lütfen yanlış anlamasın diğer jüri üyelerimiz diyor. So don't Sadece Türkiye'de de büyük bir popstar haline gelecek birisini aramıyorum. Bir de Avrupa'da şans olacak kişilere de bakıyorum diyor. And that's why I'm defending Günce. Ve bu yüzden Günce'yi de savunuyorum diyor. Because she has international potential. If she can make it in Turkey. Günce'nin uluslararası bir potansiyeli var diyor. Last sentence. I'm sure she get over the border. Eğer şans verilirse sınırları aşacaktır And that's diyor. Why I say it with Sertab's words. She's still my number one. Aynı Sertab'ın şarkısıyla cevap vermek istiyorum. O kendisi hala benim bir numaram diyor. Aynı şeyi. Thank you very much. Buna çok benzer bir şeyi. Yıldız Hanım, Hamiyet benim favorim diyerek söyledi. Hamiyet elendi. Aynı şeyleri Beyoğlu Müzikacılığı için de söyledi. Beyoğlu Müzikacılığı elendi. What? Sorry? Tercüman tercüme etmiyor mu? You said the same things for Beyoğlu Müzikacıları and for Hamiyet. They're both Yeah, but gone. This was not my fault. Bu herhalde benim suçum değil diyor. I choose all the competitors in this competition. My judgment when I said yes to someone, there were only two people, which I said, I don't want to vote for these people, but I respected the other judges. That's why they came in the first week when we were 12. But all the other people where I voted for, they had international potential. Onlar bu 10 kişinin içine geldiler diyor. Diğer jüri üyelerine, diğer jüri üyelerine her zaman için katıldım diyor. Johan, we have to have your point now, please. Eight. Sekiz geldi. Toplam olarak hemen bir şey söylemek Buyurun. İstiyorum. Buyurun, bu arada toplayalım Türkaycı. Kendisini şu bakımdan düzeltmesi lazım. Çünkü 6 hafta geçti. Evet. 6 hafta bu. Düzeltmesi lazım. Bu işin hatırı gönülü olmaz. Musiki'de hatır gönül olmaz. Bir yere kadar misafirlik çoktan bitti. Bakınız çok iyi okuyucular vardır. Ama böyle sabit bir noktaya bakar. O da o sabit noktaya bakıyor. Uzağa bakıyor. Böyle okurken. Şu kontrol sende var ya oraya direkt böyle bakıyor. Böyle. Ama burada bu insanlar var. Bu insanların gözünün içine bakacaksınız. Onun içine girip onun kalbini alacaksın içinden ki işte o zaman o insanların içine girebilirsiniz. Ya bu budur. Musikiyi böyle ancak sevdirebilirsiniz. Yani tarz budur. Yoksa ya böyle... popstar olmak öyle bir şey ki hiç sesiniz yoktur. Yarım oktav sesiniz vardır. Buradaki seyirciye ayağa kaldırırsınız. Ay hem nasıl? Of ya. Kıyamet kopar. Peki. Burada kıyamet kopar. Ama onu istemeniz lazım. İstemiyor diyorsun. Onu istemeniz lazım. Ben buradaki seyirciyi ayağa kaldıracağım demeniz lazım. Benim bir oktav bile sesim yok. Ben burada haftaya sahneye çıkayım, ben buraya ayağa kaldırırım. Okay. My last sentence. Jürinin toplam oyu. Okay. Last sentence, please. Just. If this is what Armand means, okay, then none of all of them is that far that Armand wants to say. Only one, and that's Metin. He can take the hearts at this moment. O zaman Armand böyle söylüyorsa diyor. Armand böyle söylüyorsa diğer hiçbir yarışmacı Metin dışında kimsenin direkt olarak kalbine hitap etmiyor. Benim görüşümle diyor. Jürinin toplam oyu 25. 1.25 puan daha geldi. Evet. Çok eşitlik var. Dediğim gibi sevgili izleyiciler sizler belirleyeceksiniz. Bu akşamki
kazananı ve kaybedeni. Çünkü oyların çoğu eşit geldi. Güncel'in aday numarası 107-3004'e gönderiyorsunuz mesajlarınızı. Almanya'dan da... Almanya'dan da 83-333'e SMS'lerinizi yolluyorsunuz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.